Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Mısır son 10 yıldan beri bazı iç olaylardan dolayı karmaşık bir halde politikası ilerlemektedir. Hüsnü Mübarek'ten sonra Mürsi başa geldi. Ancak onun da başta oluşu kısa bir süre için gerçekleşti. Daha sonra bir askeri darbeyle bugünkü Cumhurbaşkanı Sisi göreve geldi. 2000 eğer yanılmıyorsam 2014'ten beri Sisi şu anda Cumhurbaşkanı. Ve kendisi bu görevde belli bir süre daha duracağı açıkça görünüyor. Ancak Türkiye ve Mısır ilişkileri özellikle Müslüman Kardeşler Birliği'ni temsil eden Mürsi'nin gelişiyle birlikte bir ivme kazanırken Sisi'nin yaptığı darbe sonrası ciddi bir aksaklığa, ciddi bir soruna ulaştı. Bu iki devlet arasındaki sorunlar ileride Türkiye ve Mısır'ı özellikle Akdeniz veya Güney Akdeniz, hatta öyle diyeyim, Güney Akdeniz, Kıbrıs'ın güneyindeki bölgelerde karşı karşıya getirecektir. Bunun da aslında sebebi Mısır'ın kendi tarihinden dolayı kaynaklanmaktadır. Ve Türkiye'nin de elbette Osmanlı ve Selçuk dönemindeki tarihinden, Akdeniz'in biz Türklere olan öneminden dolayı kaynaklanmaktadır. Şimdi Mısır'a baktığımız zaman Mısır için aynı Türkiye gibi üç önemli konunun kendi iç politikaları için çok önemli olduğunu görüyoruz. Mısır nüfusu yaklaşık 100 milyonluk bir Arap nüfusunu temsil etmektedir ve Araplar arasındaki en büyük nüfusa sahiptir. O yüzden dolayı Arap Birliği içindeki önemli ülkelerden bir tanesidir. Bu nüfus özellikle Nil Nehri'nin iki tarafında dağılmaktadır yoğunlukta olarak. Bu dağılımdan dolayı Mısır için, herhangi bir Mısır lideri için, özellikle Nil Havzası çevresindeki Mısırlıların güvenliği kendi politikası için birinci derecede önemlidir. Bunun aslında bir Türkiye'yle bir alakası yok. Üçüncüyü sayayım ki ikincisi çünkü Türkiye ile alakalı. Üçüncüsü Türkiye şey Mısır'ın kendi güvenlik parametrelerinde önemli olan bir nokta. O da kim olursa olsun, eğer dış bir mihrak tarafından Mısır'ın özgürlüğüne karşı bir hareket olursa, bir tecavüz olursa, o her zaman savunmakla görevlidir. Aslında bütün uluslardaki parametrelerden bir tanesi de budur. O yüzden dolayı bunun Türkiye ile de bir alakası yok. Ama ikincisinin, yani şu anda sayacağımın en büyük nedeni bu zaten. Mısır için, Mısır'ın bir coğrafi konumuna baktığımız zaman, Kuzey Afrika'da Nil Nehri üzerinde, Güney Akdeniz ve Kızıldeniz ile çevrili bir toprak parçası olarak düşünebiliriz özellikle. Çünkü nüfus buralarda daha çok yoğunluktadır. O yüzden dolayı Mısır için hem enerji kaynakları veya enerji kaynaklarına erişim hatları, ki bu Akdeniz ve Güney Akdeniz'in güvenliği, hem de diğer kaynaklara ulaşmak için, Avrupa veya Çin'den gelen mallara ulaşabilmek için deniz yollarının güvenliği, Kızıldeniz'in güvenliği çok önemli bir noktadadır. İşte bu noktada Türkiye ve Mısır ileride karşı karşıya gelebilir. Peki niye ileride diyorum? Niye yakın bir zamanda özellikle diye bahsediyorum ki, bu yakın zaman benim kendi öngörüme göre 3 veya 5 yıl içerisinde mevcut bir tehlike, bir risk. Çünkü Mısır önümüzdeki günlerde 150. yılını kutlayacak. Çok önemli bir nokta. Özellikle Mursi sonrası Sisi'nin gelişiyle birlikte IMF'den aldıkları borçlarla ülkeyi tekrardan yapılandırmaya çalışıyorlar. Ve bu arada yine Güney Akdeniz'de kendi karasuları içerisinde bir doğal gaz kaynağı keşfettiler ve bunu da dışarıya pazarlamak istiyorlar. Ve stratejik ortak olarak kendilerini Güney Kıbrıs, İsrail, İtalya ve Yunanistan'ı seçtiler ki bu aynı zamanda Türkiye'yi bypass etmek için veya Türkiye'yi bir anlaşmaya zorlamak için yaptıkları bir ortaklık onlar açısından. Özellikle Sisi'nin şu andaki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Erdoğan'la olan
bozuk ilişkileri bunların en büyük sebebiydi. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de şu anda hem kendi karasuları içerisinde hem de Kıbrıs'ta Türk tarafının ekonomik ilgi alanındaki bölgelerde araştırmalar yapıyor ve kendi kaynaklarıyla bunu gerçekleştiriyor. Bu da demektir ki ileride hem Türkiye hem de Mısır özellikle arttırmak istedikleri ilgi alanlarından dolayı ortak bölgelerde büyük bir ihtimalle anlaşmazlıklara düşeceklerdir. Bu çok daha belirgin ve çok daha şiddetli olacaktır bu anlaşmazlıklar. Çünkü bu anlaşmazlıkların en büyük sebebi yine Güney Akdeniz Havzası'nın güvenliği ve ekonomi olarak gözükmektedir. Çünkü Mısır için hem Avrupa'ya mal satabilmek hem de Avrupa'dan mal alabilmek için Güney Akdeniz Havzası'nın güvenliği. Aynı zamanda özellikle enerji koridoru olarak Türkiye'yi zorlayarak aslında istedikleri Türkiye üzerinden ama olmazsa deniz yoluyla Avrupa Birliği'ne gaz ulaştırmak ve böylece bozulan ekonomisini bir nevi yukarıya çıkartabilmektir. Yalnız her ne kadar Mısır'ın bu amacı baki dahi olsa Mısır'ı bekleyen çok ciddi problemler var önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde. Bunları ben iki grupta topluyorum. Bir tanesi elbette para ve ekonomi. Özellikle enerji alanında Avrupa'ya gaz satmaları, istemeleri ve bunu bir an önce Türkiye'yi zorlayarak ve İsrail gibi bir ülkeyle dahi ortaklık yaparak ki Arap Birliği içerisinde çok zıt karşılanıyor bu davranışlar. Bunu bir şekilde gerçekleştirmek istiyorlar. Ama ikincisi, belki de Mısır için çok daha ciddi ve uzun vadeli, belki yavaş yavaş oturacak olan ciddi bir tehlike eğitim. Özellikle Sisi'nin gelişiyle birlikte eğitimde ciddi bazı atılımlar yapmaya çalıştılar ama reformlarla onu bozdular. Özellikle genç insanlar Mısır'dan şu anda uzaklaşıyorlar. Özellikle yurt dışına kaçan, Avrupa hatta Türkiye'ye dahi kaçan birçok Mısırlı okumuş insan var. Bunun da en büyük sebebi yine, çünkü bunlar genelde birbiri içine geçmiş problemlerdir. Ekonomi. Her ne kadar ekonomiyi belli bir şu anda rayına otursalar dahi borçluluk, dışa bağımlılık, hat safhada. Ülke içerisindeki bozulmuşluk da öyle. Devlet görevlilerin aldıkları rüşvetler olsun. Kanunlarda Sisi ve Sisi taraftarlarına ayrıcalık tanınmaya yakın avantajların sağlanması Mısır için iç popülasyonda, iç nüfusta çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Ben bu durumu Türkiye'nin 1960-70'lerine benzetiyorum. Bunlar doğru yönetilmediği takdirde Mısır özellikle Sina Adası'nda önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl içerisinde çok ciddi sorunlar yaşayacaktır. Çünkü bu çevredeki halk, evet, Mısır'da özellikle Gayre çok zengin bir alan ama bu taraftaki halk daha fakirdir. Ve fakir olan toplumlarda veya nüfuslarda genelde bir karşıtlık hareketi başlar ileride nüfus yapısından dolayı. Çünkü fakir olan halk bir umuda sarılmak ister. Kötü yönetimden dolayı kendi ezilmişliğini bir şekilde dışarı çıkartmak ister ve bunun için de hükümetin karşısındaki olan gruplarla bir gönül bağı yaparlar. Bunu ilk aşamada protestolar izleyecektir ileride. Ki zaten oluyor açıkçası. İkinci aşamada da yavaş yavaş bazı şiddet olayları dahi olabilir. Özellikle Mısır'ın buna yapmaya da Sisi'nin buna karşı aldığı önlem bir şekilde Hamas'ı İsrail-Mısır sınır tarafına doğru yerleştirdiler. Ama pek bu da işe yaramayacak ileride. Çünkü bu gruplar çok daha güçleneceklerdir. O zaman Mısır büyük bir ihtimalle yine Müslüman kardeşler ekseni etrafında toparlanacak gibi gözüküyor. Çünkü hala ve hala Mısır'da bu çok güçlü bir grup. Sisi de bunu biliyor eminim. Bu yüzden dolayı ekonominin iyi olması için Mısır'da yapılması gereken en önemli kanun değişiklikleri yapılmadığı takdirde bizim öngörümüz ilerideki 10 yıl içerisinde veya 15 yıl içerisinde yönetimin değişmesi olacaktır. Yönetim değişeceği için de
belki eğer Müslüman kardeşler etrafında kenetlenen bir liderlik gelirse Mısır'a, Türkiye ile arası iyileşir. Ancak buna Sisi mutlaka müdahale edecektir ve bu sert müdahaleler olacaktır. İşte o zaman Türkiye'nin durumu çok önemli. Ekonomisinde belli bir ilerleme kaydeden Türkiye, oradaki olayları mutlaka sessiz karşılamayacaktır. Bu Türkiye için de bir avantaj olarak gözükür ileride. Bunun sebebi özellikle Sina Yarımadası'ndan veya Süveyş'ten geçiş üstünlüğü. Burayı kontrol edenler genelde çok ciddi bazı ekonomik avantajlar da sağlarlar ki biz Osmanlı zamanında bunu rahatlıkla görebiliyorduk. O nedenle böyle bir olayda Türkiye'nin özellikle Sina Yarımadası'ndaki bölgesindeki halkı korumak amacıyla sesini daha çok gür çıkartacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Türkiye ile Mısır arasındaki bugüne baktığımız zaman ilişkilerin ben daha iyi gideceğini düşünmüyorum. En iyi ihtimalle bu şekilde devam eder. Belki enerjiden dolayı bazı görüşmeler başlar ama Sisi'nin Müslüman bir kardeşler üyelerine sert uygulamaları eğer yumuşatılmazsa Türkiye kesinlikle kesinlikle bu enerji hattında olmaz. Bunu Mısır'a mutlaka şart koşacaktır. Bizim yine beklentimiz 10-15 yıl içerisinde Mısır'da bir yönetim değişikliği olması, Müslüman Birliği kardeşler etrafında olan bir grubun tekrardan liderliğe gelmesi olacaktır. Ama Sisi bunu engellemek için mutlaka elinden geleni yapacaktır ve çok sert müdahalelerde bulunacaktır. İşte o anda Türkiye'nin durumu, ekonomik durumu eğer gerçekten biraz daha iyiyse, mutlaka sesini çok çıkartacaktır Türkiye. Hatta eğer sesi çok daha ileri giderse bunun içinde aktif olarak da yer alabilir. Oradaki insanları Türkiye'ye getirmek için gerekirse bazı gemilerle veya karayoluyla Türkiye'ye çekmek için Türkiye yine elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden dolayı Türkiye'nin ben Mısır'la önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde çok daha iyi bir noktaya değil, en iyi ihtimalle bugünkü gibi hatta belki daha kötü bir noktaya geçeceğini düşünüyorum.